Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğne Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet, size bugün güzel modelin nasıl yapıldığını tarif edeceğim. Gördüğünüz gibi çiçeğimizin yaprağıyla, ara suyuyla çok uyumlu bir çiçeğimiz var. Saksıda çiçeğimiz çok hoş duruyor. Yapımı da bir o kadar kolay bir model. Eğer kanalıma da abone değilseniz arkadaşlar, abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Kırmızı abone ol yazısına ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz tıklayarak. Çektiğim videolardan haberdar olmak için de zil butonunu açıp bildirimler size haberdar eder. Evet, izleyerek, beğeni yaparak, yorum yaparak destek olursanız şimdiden hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Modelimizin yapımına geçelim. Açık mavi renkle 2 tane zincir çektim. Serumun en küçük halkası, en küçük boyu. Onu kullanacağız arkadaşlar. Buraya bir tane sık iğne yaptım. Bu şekilde ipimi seruma tutturdum. 1, 2, 3 zincir. Bir defa tığımın başını doluyorum. Halkamın içine girdim. Bu şekilde buraya 2 alarak 2 tane trabzan yaptım. Bir defa doladım. 2 trabzan sayım 3 oldu. Bir defa doladım. 2 trabzan sayım 4 olunca 3 zincir çekiyorum ve kapattım. Bu şekilde trabzanımı buraya kapattım arkadaşlar. Aynı şekilde yine böyle 4 trabzan yapıp 3 tane zincir çekip kapatıyoruz. Tam 4 tane yapıyoruz. 3 zincir çektim. Bir defa doladım. Halkaya girdim. 2 aldım. Bir defa tığın başını doluyorum. 2 3 oldu. 4 oldu. 4 tane hemen trabzanım olunca 3 zincir yuvaya girdim. Serum halkıma girdim, yani kapattım. 3 zincir. Bir defa doladım. Yuvaya girdim. 2 aldım. Bir defa tığın başını doluyorum. 2 3. 2 2 4. Yine 4 adet trabzanım oldu. Hemen 3 zincir halkaya girdim. 1 2 3. 3 tane zincir çektim. Bir defa tığın başını doladım. Halkaya giriyorum. Şu ipi de aldım arkadaşlar içine bu şekilde. 2 olarak trabzanımı yaptım. Bir defa tığın başını doluyorum. Serum halkasının içine girdim. 2 olarak 3 oldu. Bir defa doladım. Halkaya girdim. 4 oldu. Trabzan sayım adedim 4 oldu. Hemen 3 zincir halkaya giriyorum. Bu şekilde kapatıyorum. Ve arkadaşlar bir zincir çekip ipimi kopardım. Bunu burada bırakmıyoruz. Buradan 2 tane alıyoruz. İlmek taktım. Buradan çıkardım. Bunu arkadaşlar bu şekilde. Bunun üzerine zaten 4 tane dolgu yapmıştım. Bunu da arkaya çektim. Şöyle sıfıra yakın kesiyorum. Şöyle hafif. Şimdi bunun üzerinin dolgularını, büyüme şeklini yapıyoruz arkadaşlar. 2 tane zincir çekip ipimi tığıma tutturdum. Bu şekilde arkadaşlar halkamın ortasından girip buraya sık iğne yapıp koyu rengi tutturdum. 2 papatyamın arası tutuldu. 1 2 3 zincir. Bir defa doladım. Hemen ilk trabzanımın tepesine
2 olarak bir trabzan yaptım bu şekilde arkadaşlar. Bir defa doluyorum. Aynı trabzanın içine 2 olarak yine aynı trabzan yaptım. Bir defa doladım. Hemen yanındaki trabzana girip 2 aldım. Bir defa doladım. 2 aldım. Üçüncü trabzanın tepesine kapatıp 2 aldım. Bir defa dolayıp girdim. 2 aldım. Bakın yavaş yavaş büyüyor arkadaşlar. Sonuncu trabzanımın tepesine de bu şekilde girip 2 aldım. Bir defa doladım. Aynı yer 2 defa trabzan yapıyoruz arkadaşlar. 2 aldım. Bu şekilde papatyamın üzerini biraz büyütmüş olduk arkadaşlar. 3 zincir çekiyorum. Aynı 2 papatyanın arasındaki boşluktan buradan girdim. Bu şekilde. Bakın arkadaşlar, buraya bir sık iğne yaptım. 3 zincirimi kapattım. Bu şekilde. Tekrar 3 zincir. 1, 2, 3. Bir defa doladım. Trabzanımızın tepesine girip 2 olarak aldım. Bir defa doladım. 2. 2 tane trabzanım oldu. Bu şekilde her trabzanların tepesine 2 trabzan yapıyoruz. Şimdi üçüncüye geçelim. Üçüncünün içine de 2 tane trabzan yapıyoruz. Bir defa tığın başını doladım. Sonuncu trabzanımın içine girip 2 aldım. Tekrar sonuncu trabzanıma giriyorum. 2. 2 tane de buraya yaptım. 3 zincir çekiyorum. Buraya ana yuvada kapattım. Bu şekilde. İki papatyanın arasına sık iğne ile girmiş oldum arkadaşlar. Şimdi bu 2 tane papatyayı da aynı bu şekilde yapıyoruz. Onları ben yapayım. Daha fazla vaktimiz gitmesin arkadaşlar. 2 tanesini yapıp geleyim. Evet arkadaşlar. Tüm dolgukların tepesini dolgular yaparak bitirdim. 2 zincir çekerek buraya ortaya batmıyoruz arkadaşlar. Bu olduğu için kaba durmasın diye arkadaki, bakın, arkadaki yere bu şekilde zincirimizi kapatıyoruz. Bir tane de koparmak için çekip bu şekilde bitiriyoruz. Bunu da arkadaşlar şöyle yine aynı arkaya battığımız yerin mavi ipinden tutup buraya kapattık. Bunu buraya güzel bir şekilde yaptık. Şimdi bunu yemeniye monte etme işlemine geçiyoruz. Çiçeğimiz hazır arkadaşlar. Evet arkadaşlar, her zamanki gibi ikişer zincir çekerek tığ battığımızı hazırlıyoruz. Sonra tığ battının içine sık iğne ile kapatıyoruz. 1-2 zincir. Bir defa tığın başını doluyoruz. Hemen yanındaki tığ battıya bakın. 2 olarak aldım. 4 zincir. Küçük trabzanın tepesine 4 zincir. Buradaki trabzanın içine girdim. Kapattım. 1-2. Üçüncüyü de tığ battının içine girdim. Kapattım. Bu şekilde buraya gördüğünüz gibi küçük trabzanlı ara suyu yaptık. 1-2 zincir. Bir defa doladım. Hemen yandaki tığ battıya 2-2 alarak bir trabzan yaptım. 4 zincir. Girdim, kapattım. 1
2. Trabzanımızın üzerine 2 tane sık iğne yaptık. 3. sık iğneyi yandaki tığ battıda yaptık. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi 1, 2, 2 çekelim. Yandaki tığ battıya girdim. Kapattım bir trabzan. Bir tığ battı yaptım. 1, 2 zincir. Yandaki tığ battıya girdim. Bir tığ battı yaptım. 1, 2 zincir. Yandaki tığ battıya girdim. Bir tığ battı yaptım. Şimdi arkadaşlar buraya tam 3 tane tığ battı yaptık. Bir tane daha yapalım arkadaşlar. 4 olsun. Öbüründe 4 yapmışız. 8 zincir çekiyorum. 8 zincir çektim. Döndüm. 2 tığ battı atlayıp 3. tığ battımın içine buraya kapattım. Bu şekilde. Şimdi arkadaşlar 2 tane zincir çekip düz yüzüne döndüm yuvamızın. Bir defa doladım. Yuvamıza girip 2, 2, 6. 4 zincir. Yaprağımızın yapımına başlıyoruz. Buraya kapattım. 2 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, bu da 3. sık iğne. 4 zincir çekiyorum. Döndüm. Bu 4 zincirli tomurcuğun tepesine kapattım. 1, 2, 3, 4 zincir. Döndüm. Trabzanımın bu zincirimin arasına girdim arkadaşlar. Tomurcuğum oluştu. Buraya 6 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, pardon 4 tane yapıyorum. 3, 4. 5.yi de yuvada yapıyorum. 6'yı buraya yapıyorduk arkadaşlar. 3.ye. 3, 4, 5, 6. Döndüm. 4 zincirli tomurcuğa kapattım. 1, 2, 3, 4 zincir. Döndüm. Buraya bu şekilde kapattım. İçine 6 tane sık iğne dolduruyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane sık iğneyi 7.sini ana yuvada bu şekilde buraya yapıyorum. 4 zincir çekiyorum. Bu şekilde yaprağımın birisi hazır arkadaşlar. Sık iğneli yaprağım hazır. Çiçeğimizi şu arka tarafın arkadaşlar bize bakacak. Bu en son gördüğünüz gibi şu kısmın buradan da belli olmasın diye çatabilirsiniz benim çattığım yerden. Lakin destekli ipim biraz ince olduğu için destekli olmasını istediğim için şu tam gördüğünüz şu çatma kısmı var ya arkadaşlar sert olsun. Şöyle çiçeğimiz bize baksın. Göstermek için yaptım ben şimdi size. Çiçeğimizin arkası bize baksın. Bu şekilde buraya kapatalım. Sonra düz yüzünü hep beraber çevirelim. Bu şekilde düz yüzünü çevirdik. Bu 4 zincirli yere arkadaşlar 5 tane sık iğne yapacağız. Bakın zincirimin üzerine 1, 2, sıkı sıkı yapıyoruz ki 3, onu da arkadaş şuna bağlı. Şu bol kalmadığı sürece sık iğnemiz güzel olur. Bakın bu ip şu birinci tığımdaki ipim bol olduğu sürece sık iğnemiz bol düşer. 4, evet bu da 5. 6.yı da ana yuvada yapıyorum. Bu şekilde. Bakın bu bolsa sık iğnemiz bol düşüyor. Bu şekilde çattık. Yani monte ettik arkadaşlar. Yaprağımız, sapımız bu şekilde oluştu çiçeğimize. Şimdi aynı bu taraftaki yaprağın aynısını bu tarafa yapacağım. 1, 2 zincir. Bir defa doladım. Buradaki yuvaya girdim. 2, 2 olarak aldım. 1, 2, 3, 4 zincir.
Trabzanımın arasına zincirimi kapattım. 1, 2. 2 tane sık iğne yaptım. Üçüncüyü de yuvada yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Zincirler 2, 4, 6 diye çuvalıyor arkadaşlar. Bakın bu ters tarafındakini döndürüp tomurcuğuna kapattım. Tekrar 4 zincir. Yine bir tomurcuk yapıyorum zincirimin arasına. Kapattım. Buraya 4 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4. 5.'yi de ana yuvada yapıyoruz sık iğnemizin 5.'sini. 6 tane zincir. 1, 3, 4, 5, 6. Döndük. Buradaki zincirimin içine kapattım. 1, 2, 3, 4 zincir. Yuvada kapattım. 6 tane sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5, bu da 6. sık iğnem. 7.'yi ana yuvada yapıyorum. 1, 2 zincir. Evet, yaprağım hazır arkadaşlar, bu şekilde yaprağımı bitirdim. Şimdi yandaki tığ battıya geçerek bu şekilde buraya bir tığ battı yapıyorum. Tekrar 1, 2 zincir çekiyorum. 2 tane tığ battı. Burada da 2 tığ battı. Burada da yaprakların kenarında 2 tane tığ battı. 2 zincir çekiyorum. Bir defa doladım. 2, 2 olarak alıp buraya bir trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir. Trabzanımın arasına kapattım. 1, 2. Hemen 3. sık iğnemi kapattım. 2 zincir. Bir defa doladım. Yandaki tığ battıya 1, 2. 2, 2 alarak küçük bir trabzan. 4 zincir. Kapattım. 1, 2. Yandaki tığ battıya girdim. 3. Bir zincir çektim. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi çok hoş oldu modelimiz. Bunun mavisi bir ton koyu olduğu için açmak istedim. Daha iyi görünür diye düşündüm. Muhakkak yapmanızı tavsiye ederim. Modelimiz bu şekilde. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.